Geçtiğimiz hafta canlı yayında benim çok önemsediğim bir konuyu konuşmaya başladık ama ana öbeğindeki kelimeyi konuşmamışız ne olduğunu. Yani bilgiden bilgeliğe doğru giden yolun o yöntemsel hikayesini, zihnimizde ne yaşadığımızı anlatmışız. Ama bilgelik nedir? Aslında bilgelikle neyi kastetmeye çalışıyoruz? Biliyorsun bu hafta boyunca girdiğimiz hemen her toplantıdaki herkese sordum. Yani sen bilgelikten ne anlıyorsun? Hani zihinsel olarak sana nasıl geliyor? Bilge olmak nasıl bir duygu gibi geliyor? Bu benim stratejiyle ilgili yaptığım çalışmaların içerisinde fark edip sonra da senden duyduğumda siktir ilacı bu galiba ya da buradan bir yerden galiba diye fark ettiğim bir mevzu. Şimdi stratejinin içerisinde en kritik ve en insanı zora sokan şeylerden bir tanesi karar vermek. Karar verici olma hali. Karar vermenin tuhaf bir zafiyeti var. Çünkü aslında karar vermenin böyle metaforluyorum, böyle anlatma hoşuma gidiyor. Karar vermek öyle ya da böyle bir şeye zarar vermekle ilgili. Ne yaparsan yap, her verdiğin karar birine, bir şeye, bir biçime zarar veriyor. Yani birilerine zam yaparsan o onun parası. Başka bir yerden kestiğin parayı veriyorsun. İşte ne bileyim bir askeri harekat planı önden bir çalışma yapacak olsan biliyorsun ki orada en az 3 tane çocuk ziyan olacak. Ölümüne karar farkında olmadan ya da olarak ki hepimiz oluyoruz. Bu yüzden hepimiz karar vermekten mümkün olduğunca sakınıyoruz. Çünkü şey dengesinde bulmak zor. Her zaman bilemiyorsun. Yani daha çok fayda sağlamak için kime ne kadar zarar verdiğin, çünkü bu sorgunun başka bir yerde bir derdi daha var. Bir kişi bile dünyayı değiştirir biliyoruz. Ya o kişi ise, zarar verdiğin kişi, daha çok fayda sağlamaya çalışıyorsun ama ya da kafanda hemen şey soruyor. Ya ben o yetkinlikte miyim? Yani bu güç bana ne zaman verildi? Ben niye bu kadar insan hakkında karar vermek zorunda kalıyorum gibi sorular oluşuyor. Bu da karar vermenin zafiyetini doğuruyor. Herkes, Türkiye'de de kritik. Bu arada batıcıl kültür daha modernist yaklaşıyor olmaktan kaynaklı karar vermeye daha bir matematik hesabıymış gibi yaklaşabiliyor ama bizdeki doğu kültürü gibi alanlarda mümkün olduğunca karar ertelenir biliyorsun. Ciğerden. Yani ertelenir ve bilgelikle ilgili bir alana atanmak istenir. Yani biz karar vermeyi algoritmalarla hesaplanmış ya da sayısal verilerle oluşmuş bir yerden değil de kalben gelen bir yerden, olgunlaşmış bir unsurdan vermeyi isteriz. Bu arada teknik olarak yani işte strateji dediğim alanın içerisinde de ister batıcıl bak ister doğucul bak ister istemez karar vermenin hem de böyle kamusal geniş ölçekte karar vermenin bir zaruriyeti var bir hikayede. Yani ondan kaçabileceğin bir şey yok. Her şeyi algoritmalara yıkamıyorsun. Her kararı algoritma ya da her kararı sayısal veri veremiyor. Sezilerinle, duygularınla bir şey yapman gerekiyor. Bu da karar verici dediğin adamda bilgece bir derinlik geliştirmek, kararın çapına göre, verdiğin kararın etkilediği insan oranına göre bir şey oluyor. Fakat bilgece dediğimizde birden konuyu masallara bağlamış oluyoruz. Bilgelik nedir? Tanımı yok. Ya Aynen. da herkes bir yerinden anlıyor. Biliyorsun işte hepimiz bir ucundan tutuyoruz, koca bir çarşaf çekiştirip duruyoruz. Yani bilgelik budur, eminim şudur falan gibi. Üzerine konuşmak bence iyi bir şey olabilir diye. Girdiğin yer çok iyi. Ya girdiğin yer, yani bu arada vallahi yani bunun herhangi bir planlaması falan yapılmadı bu arada. Ben şu anda yeni bir şey düşünüyorum yani girdiğin konuyla ilgili. Şimdi karar vermekle bilgece karar vermek arasındaki farkı galiba ilk defa şu anda bu masada fark ediyorum. Ya da bir ucunu yakalamış olabilirim. Şöyle ki biz bahsettiğin anlamda teknik konularda karar verirken belli zihinsel şemalar ve bilgi çerçeveleri kullanıyoruz. Bunun içinde algoritmalarımız var. Bu algoritmalar karar vereceğimiz şeyi ve onun etkileyeceği dünyanın basitleştirilmiş bir modeli üzerine kurulu. Bir sürü meseleyi dışarıda bırakmamız gerekiyor o zihinsel modeli kurmak için. Mesela marketten bir ürün alacağın zaman o ürünün işte sana olan faydası, işte ürünün senin daha önceki alışkanlıklarınla olan ilişkisi, ürünün etik metik bilmem ne hikayeleri gibi sadece senin alanına girebilen küçük bir kısmını o da eğer hani o gün gücü zihin yetiyorsa. açıksa değerlendiriyorsun. Ve bu küçük modellenmiş dünya içerisinde olası maksimal faydayı sağlayacak kararı verebiliyorsun böylece. Yani karar verme sürecinin teknikleştirilmesi, teknik bir mesele haline getirilmesi ancak gerçekliğin önemli bir kısmını dışında tutacak, dışında bırakacak bir model kurarak mümkün. Mesela işte bahsettiğin askeri bir karar alma meselesinde tek tek o askerleri, onların insan olarak hayatlarını, eşini, dostunu, akrabasını modelin içine koyarsan yerinden kımıldayamazsın. Askerlerle beraber sürekli piknik yapman lazım. Ama orada insani kısmı, duygusal kısmı dışarıda bırakarak modeli tamamen teknik bir kazanma mücadelesine indirgersen eğer orada radikal kararlar alabiliyorsun. Şimdi bu
teknik karar. Bu gerçekten karar verme. Bu faydaya doğru adım atabilme yeteneği. Bilgece karar ise dünyayı model üzerinden değil, dünyayla olan ilişkinin düzeyine bağlı olarak, o ilişkinin derinliğiyle alakalı bir şekilde bir bütün olarak algılayıp, başka insanların, teknik düşünenlerin zihninde kuramadıkları bağlantılar üzerinden de etki hesaplaması yapabilen, daha şumullü, daha büyük bir bilgelik içeren bir karar sistemi. Şimdi bilge sözü, geçen sefer konuştuğumuzda işte malumat, yani veri, malumat, bilgi, içgörü ve bilgeliğe gider demiştik. Şimdi bizim normalde bilgiyi bir araya getirerek oluşturduğumuz içgörüler, eğer böyle basitleştirilmiş teknik modellere dayanıyorsa, sadece o alanda geçerli olan işte faydalara sebep olabiliyor. Ama mesela işte askeriyeden emekli bir subayın, işte bir kurmay albayın gerçek hayatta mesela ticaret yaparken diğer hiçbir insana üstün olmaması gibi, oradaki kararların efendim işte derinliği de onun hayatın diğer bir kısmına yansımıyor. Ama mesela bilge bir asker, aklıma hemen Ali İzzet Begoviç gelir. İşte bilge kral diyoruz biz bu insana genellikle sıfat olarak. Aslında bir devlet başkanıdır, aslında bir askerdir. Fakat yazdıkları edebidir. Yani hepimizi ilgilendiren bir sürü tavsiye veriyor. Niye onu yapıyor? Yani nasıl yapabiliyor bunu? Hayatın geri kalanını dışlamayan, bütüncül olarak algılamayı içeren bir yaşam döngüsü yüzünden. Öyle bir yaşamdan geliyor. Yani felsefi endişeleri var. Varlığı anlamaya çalışıyor, bilmem ne yapıyor. Diğer birçok teknik adamın ilgilenmek zorunda olmadığı konularla ilgilendiği için biz ona bilge diyoruz. Ama çok isabetli kararlar veren bir teknik adama bilge demiyoruz genellikle. Diyoruz ki işte iyi bir teknik direktör atıyorum. İyi bir yönetici. Ödevini yapmış, konuyu anlamış. Ama bilgelik dünyanın tamamına dair. Yani tamamı derken bu arada hiçbir insan dünyanın tamamını algılayamaz ama hayatın kendi algoritmasının dışında kalması gereken kısmına da dair farkındalıklarla beslenen bir şey. Şimdi dolayısıyla bizim aradığımız, yani aslında adına bilgelik, işte İngilizce'de wisdom ya da Arapça'da hikmet dediğimiz şey, verilen bir kararın anlatılamasa bile, algoritmaya dökülemese bile çoklu faydalarını görebilen zihinler ya da ruhlarla ilgili bir şey. O çoklu faydalar sadece o kararın verildiği anda ve yakın çevresinde daha algoritmik zihinler tarafından kolayca görülemeyecek artılar üretebilen kararlar bunlar. Yani mesela yaşlılardan alınan öğütler, büyük insanlardan aldığımız öğütler. Ya bir şey söylüyorlar, mantıkla sınayamıyorsun ama genellikle tutarsan işine yarıyor yani. O da bilmiyor nasıl işe yarar, sen de. Bunu yani düzgün analizleyebilmek için, yani bilgelik gibi muallak bir kelimeyi bile, yani muallaklığı kavramı kendi yapısından kaynaklı oluşuyor. O artık böyle bütün ve kompakt bir şey gibi görünüyor ya, hani sanki o tek bir taşmış gibi. Halbuki biraz ona, hani onu oluşturan mineraller, işte onun doğasının içerisinde var olan sıvı, başka yapılar, onların neler olduğunu azıcık ayrıştırmaya çalışalım mı beraber? Bu böyle iddialı bir şey olduğunu da biliyorum. Yok, aslında üzerine akıl yürütebiliriz yani. Aha. Çok da yani o kelimelerin, işte wisdom'ın, hikmetin, bilgeliğin karşıladığı şeyi zaten tarif edebilecek olsan okulda öğretirsin, markette satarsın. Yani o kadar böyle jenerik bir şey değil o. Evet. Mesela bir tanesini söyleyebilirim aklıma gelen. Hani olup olmadığını da tartışabiliriz bir şeyde. Üzerine bilgece düşündüğü ya da bilgece karar verdiği konuda kendi çıkarlarını dışarıda tutma. Bunu tutabilecek beceride durma. Mesela bu bilgece bir şey düşünmenin bayağı bir parçası tabii. Mesela değil mi? Bak mesela şimdi direkt sıçrayacağım ben. Tasavvufi anlatıda, sevgili Ahmet Tezcan'a el sallıyorum burada. Yedi Güzel Adam'ın senaryosunda da onun yedirdiği bir insan çarkı var. İnsan nedir çarkı? Orada işte Allah'ın isimlerinden yola çıkarak yapılmış bir benzetme, bir metafor var. İnsanı anlatmak için kullanılan. Orada adil olabilmek için, adil sıfatıyla karar verebilmek için nefsi aradan çıkarman gerekiyor. Yani kendini o denklemden çıkarttığında gerçek adalete ulaşabiliyorsun. Şimdi o tabii çarkı, ben ondan 4-5 kere dinledim de hala tam olarak ezberimde değil. Öncelikle o konuyla ilgili bir özür diliyorum ama kendisiyle bunun muhabbetini yapacağız inşallah. Adil olabilme halinin de bizim güvenerek adil olacak bu insan diye eline verdiğimiz kişilere hakim dememizin de nedeni bu. Hakim hikmetle karar veren kişi ve hikmette kendi nefsi, yani kendi çıkarı orada olmadığı için daha doğru karar verebiliyor. Bizim
zihnimiz, arzularımız, isteklerimiz gerçekliği çarpıtıyor. İşte Donald Hoffman'la da en son konuştuğumuz gibi işimiz aslında biyolojik bir organizma olarak gerçeği olduğu gibi algılamak değil, işimize yarayacak şekilde yorumlamak, yani çarpıtmak. Çünkü bu işte evrimsel uyumun temel bir özelliği. Biz evrimsel olarak başarılı olabilmek adına dünyada neyin ne olduğunu bilmek zorunda değiliz. Onun bizim ne işimize yarayacağı cinsinden onu algılamak zorundayız. Ve bu aynı zamanda kişisel bakışımızın dünyayı tamamen kendimize yontma denen bir şeye çevirmesine sebep oluyor. İnsan zihni ise özellikle akıl, mantık, vicdan falan filan gibi aparatlar bizim bundan biraz uzakta durabilmemizi ve meseleyi bizim dışımızda bir senaryo olarak algılayabilmemizi sağlıyor. İşte onu algıladığın zaman zaten galiba, bence çok isabetli bir nokta, bilgi ve içgörü, bilgelik dediğimiz bütün sistemle daha uyumlu bir anlayış ve karar seviyesine getiriyor insanı. Zaten kelime manası olarak da bilgiye sahip olma ve o bilgiyi sorunlara uygulayabilme becerisi diye bir şeyi var, tarifi var. Şimdi yapay zekada da aslında bu tarifi yapabilirsin ama ikisi arasında bir fark var. Yapay zekanın algoritması sınırlı. Yani yapay zekadan korkanlara hep söylediğim şey, yani evdeki temizlik robotu ne kadar yapay zeka ile donatırsan donat, çıkıp sokağa da süpüreyim ben yazıktır demeyecek. Yani onun algoritması evin içiyle sınırlı. Sen bir ilave algoritma koymazsan onu akıl edemeyecek. Ama bizim algoritma öyle değil. Öyle yalın kat bir şey değil yani. Ve o işte kendini aradan çıkarma, yani o öğretilmiş endişelerle dünyaya bakmayı bırakabilme halinde sistemin davranışını bir bütün olarak algılayabilecek de bir potansiyel var. Bilgelik bunun kapısından girmekle alakalı. Buradan girdiğin zaman daha sakin ama bakıyorsun, mesela, daha bütüncül görüyorsun. Tek başına bu değil. İşte içinde başka tabii, bir sürü daha tabii. mineral aynen. var bir hikayede. Mesela aklıma gelenlerden bir tanesi ya da arada sezebildiklerimden bir tanesi. Ben buna bu arada yine strateji hikayesinin içinden bakıyorum. Strateji ve karar verme mekaniği içinden bakıyorum. Mesela bilgece karar verme ikinci aklıma gelen en geniş aralıkta zaman aralığı ve en çok sayıda insanı hesap ederek hesap yapmakla ilgili. Burada da zeki olma ya da işte bilgi bilme gibi ikinci kavramları zaruri tutuyor. Hı hı. Yani sen sadece bu hafta ve karşılaştığın 8 insana hesap ederek karar verirsen bu periyot işte atıyorum 1 yılı hesap eder ve içine girebilecek birkaç yüz kişiyi hesap edersen başka bir zihinsel tavır, bir de milattan önce 10.000'den başlar. Bizden sonraki yaşayacak 4 kuşağı da hesap eder ve içindeki milyonların da içinde olduğunu düşünürsen, hani buna ait bir şeyle ilgili karar verirken pozisyonlarsan, bu tabii seni çok yavaşlatıyor bu arada. Bu da başka bir periyot gibi geliyor. Ama işte bu, sence var mı böyle bir şey bilgeliğin? Var. Bu tam böyle tam tarif edemediğim bir şey varsa, bilgece karar verirken değişken sayısı dramatik olarak azalıyor aslında. Şimdi teknik kararda değişken çok fazla. O yüzden teknik kararda hata yapma şansın çok. Bir sürü veriyi değerlendirmen ve kararın çapı büyüklükçe de teknik kararın komputasyonu hesaplaması zorlaşıyor. Ama bilgece karar daha sade prensiplere dayanıyor. Ve bu prensipler alan bağımsız, yani çok yerde uygulanabilir prensipler. Marketten bir şey satın alırken mesela en bilgece sorulardan bir tanesi belki de gerçekten ihtiyacın var mı sorusudur. Şimdi gerçekten ihtiyacın var mı sorusu normal dürtüsel alışverişte canım istiyor ile çelişir. Tabii canın istiyor ki elin oraya uzanıyor ama gerçekten ihtiyacın var mı sorusu sadece markette işe yarayacağı gibi insan ilişkilerinde de işe yarar, arsa alırken de işe yarar, ne bileyim bir şey öğrenirken de işine yarar, birine küserken de kavga ederken de işe yarar. Her yerde işe yarayacak çünkü jenerik bir sorudur. Bu sorunun hayata bir davranış biçimi olarak oturması bilgeliğin tezahürüdür zaten. Şimdi bir hakemin maçta doğru karar vermesi aslında o kuralları iyi bilmesiyle, onu oraya güzel uygulamasıyla ilgili ama bir hakem, gerçek bir hakem olabilmesi için, isminin hakkını verebilmesi için mahalledeki insanlar arası sorunlarda da benzer bir prensibi uygulayabiliyor olması lazım. Ya bir dakika arkadaşlar, bak şu kurala uymadığı için bunda aslında şu haklı, şu haksız ya da şöyle yapalım diyerek o beceriyi kullandı da aslında isminin tam karşılığını bulur. Burada da hikmet sahibi kişi, bilge kişi, wise person, yani tuvalette de bilgedir. Anlatabiliyor muyum? İşte tüketirken de bilgedir, yerken, içerken, konuşurken, dedikodu yaparken. Bunların hepsinde çoklu alanlarda işe yarayan bir şey. Ama biraz önce söyledim, teknik karar sistemi, işte bizim sistem 2, yukarıdan aşağı işleyen. Teknik sorunlar için belli sınırlı alanlarda geçerli şeyler. Bu da iyi oldu. Yani
bu sade prensiplerle çok alana yayılabilen, yani yaşamı başka bir seviyeye dönüştüren şeyin adı bilgelik olmalı. Yoksa öyle kitaptan okuyunca bilgelik şöyle, 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 şunlardan oluşur ve şöyle yapılmalıdır dediğin şeyle bilgelik olmamasının sebebi bu. Bilgelik evrensel kurallara uygun yaşamanın doğal bir sonucu gibi gözüküyor. Yani o kuralları da tabii yaşamın içinde keşfedebiliyorsun eğer. Abi enteresan konuymuş ya bilgelik. Vallahi. Bir şimdiye kadar anlattığım bir sürü şeyle de aslında birebir şey yapıyor, örtüşüyor. Ya da ben çok anlattığım için bilgeliği ona benzetiyor da olabilir. Ya şimdi tabii son diyalog kendisi şey gibi oldu. Yani bunu parçalara ayırmak değil, aksine bütüncül bakmak gerekiyor tabii. Gibi bir şeyle şöyle tamamladın ama. Bu onun parçası. Yani o sade kurallarla bütüncül olması bilgeliğin bir parçası. Hepsi değil muhtemelen. Okey, okey. Şimdi oldu. Mesela bir başka şey daha geldi burada. Bilgelik sınanmakla alakalı. Sınandıkça, hata yapıldıkça birikiyor. Şimdi biz işte anlatıyoruz ya cesaret, basiret, feraset basamakları. Sen cesaretle her hareket ettiğinde başarılı olmuyorsun ki. Yani cesaretle her adım attığında birçok seferde başarısız oluyorsun. İşler beklediğin gibi gitmiyor ama bu sana ne gösteriyor? Sistem senin modelin gibi çalışmıyor. Diyor ki modelini modifiye et. Yani genişlet. Zihinsel modelini genişlet. Dünyayı daha bütüncül olarak algıla. Normal, sıkıcı insanın durumu ne? Bir şey istediği gibi bana yapıyor ama falan mızmızlanma, şikayet etme falan. Bu dar modelinde cidarlara çarpsa da dışarı çıkma isteği göstermeme. Yani kendi konfor alanında kalmanın reaksiyonu. Ama bilgeleşme bir dakika ya yanlış biliyormuşuz demek ki. Demek ki bilmiyormuşuz. Sınandıkça bilgelik oluşuyor. Mesela sağlam sınanma lazım. Yanlış yapma lazım. Korku lazım. Evet. Korku tecrübe lazım. De böyle oluşuyor. Tabii. Ve şey işte o yüzden yine teorik bir şey değil. Tamamen yaşamın içinde olması gereken bir şey. Pratik. Bu arada hekimlik, hakimlik ve hakemlik hep çıraklıkla öğreniyor. Bak dikkat et. Bence sadece bunlar değil. Uygulana gelen mesleklerin çok büyük bir bölümünün ana hikayesinin içinde var. Yani ben sıklıkla söylerim. Yani biz hayatımızın büyük bir bölümünü işletmecilerin eline bıraktık diye. Şimdi işletmeciler ve kapital ekonomik sistemle beraber baktığında ne yaparsan yap, gelen öğrenci de bir müşteriye, gelen hasta da bir müşteriye dönüşmek zorunda. Çok iyi insan olmaya çabalaman yetmiyor. Sistem o kadar büyük böyle davranıyor ki sen içinde böyle bakma. Yani daha çok çocuk gelsin, daha hızlı eğitim verilsin gibi düşünmek zorundasın. Şimdi bunun dışına çıkabilmek için burada ki bunun şiştiği yeri biz sadece Türkiye'de değil Batı'da da görüyoruz aynı şekilde. Ne kadar sistem üretirsen üret bir yerde daha kadim değerlerle daha derin bilgece vasıflarla düzgün kararlar vermiyorsan zarar verici sonuçlar oluşturuyorsun. Burada da aynı şekilde buna karşılaşıyoruz. Yani bu sadece artık hekim olmak, hakim olmak gibi çok kritik alanlarda değil. Bayağı bildiğin restoran işletirken de ihtiyaç duyulan bir şey aslında. Hem süreci hızlandıran, yani çok özür dilerim dediğini desteklemek için kullanacağım. Tonlarca veriyi analizleyeceğine bilgece bir karar bu tonlarca veriyi en doğru sonuç için zaten tek seferde analizleyebiliyor. Ama bunun işte bir başka kriter mekaniği var. Burada normalde o tonlarca veri kaç müşteri geldi, kaç etiket var, kaç tane bilmem ne var, kaç satıldı, o bilmem ne yaptı, o kadar veriyi inceleyip hala risklidir karar verme. Ama burada bilgece bir karar, insanları seven bir karar, bir tercihi karar. Hani gelecekle alakalı tercih edilen bir karar. Buradaki süreci hem zipliyor, kısacık bir süreyi indiriyor hem de daha doğru bir sonuca yönlendirebiliyor. Ama burada sorunumuz o zaman şu oluyor. Güzel bir şey yapmak istiyoruz. Kimin kararıyla, hangi bilgi, yani birine bir kontrol etmemiz gereken bir şey kuruluyor. Bu soruların hikayesi de oradan başladı zaten. Aynen. Kim o bilge? Tam bu programa çekime oturmadan önce Twitter'da bir tweet var. Millet yardırmış oradan gördüm. Bir doktor hanımefendi. Covid-19 aşısı olduğu halde, ikinci doz aşıyı yaptırdığı halde ve antikorları çok yüksek olduğu halde bir hasta şu anda yoğun bakımda. Mutant virüs çıkmış olabilir. Sakın normalleşmeyin. Kendinize dikkat edin diye bir tweet paylaşmış. Şimdi normal bu. Yani normalde bu yaptığımız bir şey. Ama acaba hikmetli bir hareket mi? Şimdi hekim olabilmek için bu durumda, yani bilgece hareket edebilmek için bunun olası sonuçlarına, dalga etkisine bir bakmak lazım. Bir kere biz en azından teknik ve bilimsel olarak bir tek vakadan yola çıkıp böyle bir sonuca çıkılmayacağını biliyoruz. Yani bu bir kere uzmanların bakıp, inceleyip, işte çalışıp sonuçlarını ortaya koyması, analiz ederek karar vermesi gereken bir durum. Hastanede
şu şartlar vardı, bundan dolayı yoğun bakımda diyemeyeceğimiz kadar karmaşık bir şey. Evet, belki antikor yüksek falan ama ne bileyim başka bir şey yedi de onunla ilgili bilmem ne oldu belki, bilemiyoruz. Dolayısıyla bilemediğimiz faktörlerin varlığını kabul ettiğimizde bu yargı koymak için iyi değil. Artı Twitter'a yazıyorsun. Yani Twitter'a yazıyorsun, aşı karşıtlığı gibi saçma sapan şeylerin döndüğü, işte böyle bir salgın yok diye komplo teorilerinin gezdiği bir ortama bunu veriyorsun. Ve aynı zamanda Twitter'a yani toplumu sana atadığı statüye dayanarak veriyorsun. Ha, doktor de, olma vasfıyla. Aynen. Bir de en son onu söyleyeceğim. Adının başında bir de doktor var. Şimdi bu kötü bir haberi işte bağırarak, aslan geliyor haberini bağırarak paylaşan şempanzeler için çok normal. Yani onun görevi gördüğümü bağırmak. O yüzden hayvanlar ne kadar ürkekse o kadar iyi. Ama insanlar da çok işe yaramayabiliyor. Bilgece olan burada şunu yapabiliyor olmak. Bunu söylemesem olmaz mı? Yani buna ihtiyacımız var mı gerçekten? Şimdi insanlar benim mesela bazı geceler böyle aklıma her gelen Twitter'a yazıyorum zannediyorlar. Ben bilge bir insan değilim bu arada ama mesela orada bilgelik denemeye çalışıyorum. Çünkü bir tweetimi yazmadan önce minimum 10 ila 15 dakika yazar siler. Mesela o yazdığım şeyi kopyalar, telefonumdaki not defterine koyar, bir de orada bakar. Hani ara birim beni aldatmasın falan gibi, imla hatası olmasın, yanlış alın. Ya onun üzerinde bir uğraşırım ve çoğunu yazarım ve sonra göndermeden silerim. Çünkü şu oluyor, söylemesem dünyadan bir şey eksilir mi? Şimdi bilgeliğin en önemli başlangıcı aksiyon değil, kendini tutabilmek. Yani çünkü bilirsin ki dünya her zaman senden daha karmaşık bir şeydir. Neyle ilgili karar veriyor olursan ol. Bazen içeri girmemek, sistemin kendi işleyişine bırakmak daha hayırlıdır. Mesela bunu görebilmek hali bilgelik. Bizim günümüz insanın bir şey yapası var. Hıp attığım bir şey, bir şey diyeyim, onu duyduğumu söyleyeyim, tırtırı falan filan. Bir duracağım. Yani mesela bilgelik dururken belli olur. Bir, nerede söylemiştim hatırlamıyorum. Bayağı fenomen oldu o laf şey. Bilgelik dünyayı tüketirken belli olur diye. Bir televizyon programında söylemiştim galiba. Yani güm güm götürüyorsan anla ki bir sıkıntı var. Fren boşalmış yani. Mesela orada da bir durma var. Tüketime bir dur deme var. Çöp üretmeye, atık üretmeye, ekolojik ayak izini büyütmeye bir dur deme hali var. Bilgeliğin bir bileşeni de bu gibi gözüküyor. Yani kendini çıkarttın ya aradan. O dürtüsel mürtüsel kısımları da çıkarabiliyor olman lazım işte. Şimdi böyle olunca belki de bu doktor arkadaşımız gayet iyi niyetlerle insanlara faydalı bir şey duyurmaya çalıştı. Ama astarı yüzünden pahalıya gelecek bir hareket olduğu çok aşikar. Ve bunun için işin kötüsü çok da bilgi olmaya gerek yok. Yani biraz yaşadığın yeri bilmek lazım. Şunun için örnek verdim. O hanımefendiyi kötü örnek olarak vermek için değil. Mesleki ve teknik uzmanlıklar artık o kadar derinleşiyor ki seni dünyadan körleştirebiliyor. Ve sen yaşadığın o mikro çevrenin uzmanı olduğu alanın etrafını ördüğü surlar nedeniyle yani her şeyi ondan ibaret zannediyorsun. Mesela bir hastaya eks oldu demenin çok normal olduğunu kabul ettiğinde artık vefat kavramı hayatından çıkıyor ve sen bunu fark etmiyorsun. Yani insanlar, enfeksiyonlar sayılara mayılara indirgeniyor o dünyada. Mesela dışarıda bunun korkusu, endişesi, umudu, normalleşmenin ya da anormalleşmenin insan hayatına getirdiği sosyoekonomik, bir sosyolojik fırtın. Bunlar kalmıyor hayatında. Ve dolayısıyla o körleşme hali, sen çok güzel bir şey yapayım derken algoritmanın darlığı nedeniyle ortanın içine etmene neden olabiliyor. O yüzden bilgelik herkese lazım. Yani evet, devredilebilir evet, bir şey değil yani. Bunu evet, halletmemiz lazım. Herkese lazım ya da en azından belli bilgileri kanaat önderlerinin dilinden dinleme dönemindeyiz. Yani hani bunu hep sıklıkla söylüyorum. İletişimde artık kanaat önderleri, daha ara gruplar dinliyoruz. Onu seçerken kimi seçtiğini anlamak için de lazım. Hani kimi dinleyeceğini belirlemek evet, için de lazım. Ha, bu arada ben kendimi çok güzelledim ama bir şey de söyleyecektim de unuttum. Böyle hakikaten gece uykusuz kaldığım için lört diye yazdığım tweetlerin %80'i başıma iş açmıştır. Yani sonra geri darlamıyorum. Yani silemem ben yazdığım tweet'i. Yani bir kere yazdım işte burada dursun da hatamdan öğreneyim diye. Çok rezil şeylerim de var işte. Onlar orada beyin sapına uyduğum zamanlar. Yani beyin sapı dedi ki at bu güzel at bunu falan. Sonuçta pahalı oluyor. Bilgelik üzerine çalışalım hocam. Yani açık beynin içerisinde bu konuda... Başka neyiz öne çalışacağız abi? Çok iddialı bir lafmış gibi görünüyor ama biz kendi mütevazilimizle ele alalım. Böyle parça parça bir altını bir kazıyalım o işi. Bayağı da madde çıkardık ha. Evet. İyi oldu. Üzerinden yürünür. Teşekkür ederim hocam, sağ olun.